Bloomberg HT ve Business HT tarafından hazırlanmış webinarımıza hoş geldiniz. Covid-19 sonrası ekonomi ve iş dünyası nasıl şekillenecek? Önümüzdeki 40 dakika boyunca sosyal medya üzerinden ve bloomberg.com üzerinden bizleri takip eden bütün takipçilerimizle bunun üzerine konuşacağız, bunun üzerine odaklanmaya çalışacağız. Ekonomi ve iş dünyası nasıl şekillenecek derken biz biraz daha bu sefer bu oturumda İşin geleceği nasıl olacak? Bu süreci şirketler nasıl yönetti? Bundan sonraki süreçte şirketlerin hayatında, iş yapış biçimlerinde, ekonomik aktivitede neler değişecek? Biraz daha bunları değerlendirmeye çalışacağız. İki çok kıymetli konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa bizlerle birlikte olacak. Aynı zamanda yine Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin. Her iki konuğumuza da hoş geldiniz diyelim öncelikle webinarımıza. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Şimdi efendim üzerine konuşacağımız çok fazla şey var ama bunların içerisinde şu son yaşadığımız süreci bir hızlıca değerlendirip başlamakta fayda var zannediyorum. Zira hayatlar değişiyor, insanlar değişiyor, tercihler değişiyor, öncelikler değişiyor. Haliyle ekonomik aktivite ve iş yapış biçimleri de değişiyor. Biz bu noktada İleri uçlarda çıkarım yapanlar var. Örneğin kapitalizmin geleceğini sorgulayanlar, iş hayatı bir daha asla eskisi gibi olmayacak diyenler. Bunlardan biraz daha azade önce bir bugüne odaklanalım. Bu süreci bizler nasıl yönettik? Önce onu değerlendirmeye çalışalım. Pınar Hanım isterseniz sizinle başlayalım. Çünkü aslında bankacılık sektörü genel anlamıyla hem insan kalitesi hem çalışma modeli açısından teknolojiye çok yatırım yapan, kendini bu tür durumlara nispeten daha iyi hazırlama potansiyeli barındıran bir sektördü. Lakin özellikle hem mevzuat hem çalışma esasları biraz daha müşteriye dokunmayı gerekli kılan unsurlar içeriyordu. Ne oldu, ne değişti, nasıl yönettiniz bu süreci? Teşekkürler Açıl Bey. Dediğiniz gibi aslında bankacılık uzun zamandır teknolojiye ve dijitale önemli yatırımlar yapan bir sektör. Ve bu yatırımların da aslında karşılığını almaya başladığı, aldığı bir dönem yaşıyoruz. Tabii tüm dünyayı ciddi şekilde etkileyen bir durum oluştu. İlişkilerimiz, günlük rutinimiz, alışkanlıklarımız hepsi değişti. Ama şunu söyleyebilirim ki biz de uzun zamandır yatırım yaptığımız insanımız, teknolojimiz ve yeni servis modellerimizle aslında bu döneme ne kadar hazırlıklı olduğumuzu gördük. Gelecek için konuştuklarımızı, planladıklarımızı bir anda hayata geçirmiş olduk. Ama şunu da görüyoruz ki aslında bayağı doğru bir yoldaymışız. Bu yeni düzene de çok hızlı adapte olduk. Şimdi neler yaptık dediniz. Aslında birinci önceliğimiz bu süreçte hep sağlık oldu. Her şeyin başı sağlığın herhalde ne demek olduğunu hep birlikte çok daha iyi anladığımız bir dönem yaşıyoruz. Hem çalışanlarımızın, ailelerinin, sevdiklerinin hem de müşterilerimizin sağlığını korumak adına birçok adım attık. Öncelikle Akbank'ları mümkün olduğunca hızlı bir şekilde evden çalışma düzenine geçirdik. Şimdi biz bu dönem öncesinde aslında teknoloji ekiplerimizle uzaktan çalışıyorduk. Ama bu kadar geniş ekipler halinde uzaktan çalışmayı denememiştik. Genel müdürlüğümüzün şu anda %90'ı uzaktan çalışıyor. Bunun içerisinde müşteri iletişim merkezimiz, merkezi operasyonlarımız ve diğer tüm bölümlerimiz de var. Yani çok hızlı bir şekilde bu dönüşümü gerçekleştirdik. Şubelerimizde tabii durum biraz daha farklı. Orada dönüşümlü olarak %50 oranında ofisten çalışılıyor. Orada daha farklı bir düzenimiz var. Şöyle dedik aslında, müşterilerimize siz evde kalın, biz size her şekilde kesintisiz ve en iyi hizmeti veririz dedik. Ve bu 2,5 aylık, 3 aylık süreçte de gördük ki yenilenen Akbank mobilimizle, müşteri iletişim merkezimizle, şubedeki tüm arkadaşlarımız ofisten ya da uzaktan tüm arkadaşlarımın verdiği hizmetle biz aslında bu sözümüzü çok iyi bir şekilde tuttuk. Bir yandan da müşterilerimiz için uzaktan yapılabilecek işlemleri bir gözden geçirdik hızlıca. Burada belli ayarlamalar yaptık, belli düzenlemeler yaptık ve bunların da iletişimini yaptık. Bunları kullanımını teşvik etmeye çalıştık. Şimdi tabii bu dönemde aslında o temas, birebir temas, insani temas çok önemli oldu. Şöyle söyleyebilirim, salgın bu sürecin ilk başında, ilk bir ayında benim şubeden, uzaktan ya da ofisten çalışan arkadaşlarım 1 milyon müşterimizi aradı ve nasılsınız diye sordu. Müşteri iletişim merkezimizin uygulamalarında bir değişiklik yaptık. Şu an 65 yaş üstü olan veya sağlık çalışanı olan müşterilerimiz çok hızlı bir şekilde müşteri iletişim uzmanlarımıza bağlanabiliyor ve hiç beklemeden hizmet alabiliyorlar. Bunlar küçük dokunuşlar ama bence önemli dokunuşlar.
Bu dönemde aslında dediğiniz gibi mevzuatta da bir takım değişiklikler oldu. Mesela müşteri iletişim merkezimizin de uzaktan hizmet verebilir bir düzene geçmesine imkan tanıdı mevzuat. Biz de bunları iyi bir şekilde değerlendirdik ve tüm arkadaşlarım şimdi evlerinden aslında hizmet veriyorlar. Bir yandan ne yaptık? Bizce bu dönemde en önemli şeylerden bir tanesi iletişimdi. Hem iç iletişim, hem dış iletişim, hem kendi çalışanlarımızla, hem müşterilerimizle, hem toplumla yaptığımız iletişim çok önemliydi. Biz çok açık ve şeffaf bir iletişimi aslında burada tercih ettik ve bunu benimsedik. Aldığımız önlemleri, Akbankların sağlıklarını, yaşadığımız her türlü gelişmeyi açıklıkla Akbanklarla paylaştık. Çalışanlarımızla paylaştık. Hemen bir destek hattı kurduk. Burada çalışanlarımızın sormak istedikleri sorular, merak ettikleri endişeleri, bunları dinledik. Bunlara aynı gün içerisinde cevap, hatta birkaç saat içerisinde cevap verdik. Bir platformumuz var bizim, Biz Bize diye. Bütün uygulamalarımızı, iletişimimizi yaptığımız bir platform. Orada önerilerinizi bekliyoruz diye yeni bir kanal açtık. Hem bu süreçte hem bundan sonraki ofise dönüş sürecinde aslında yapılanlar, planlarla ilgili Akbanklıların, çalışanlarımızın geri bildirimlerini alabileceğimiz bir kanal bu. Her gün çalışanlarımıza bugün nasılsın diye soruyoruz. Sağlıklarını, hem kendilerinin hem ailelerinin sağlıklarını soruyoruz. Bu dönemde her gün neredeyse 3500 Akbanklıyla birebir iletişim kurduk diyebilirim. Onların sağlıklarıyla ilgili bizim yapabileceğimiz bir şey var mı onları sorduk. Yani çok açık bir iletişim yaşadığımız dönemde. Bir de beni bu dönemde heyecanlandıran şeylerden bir tanesi de aslında bu ekranlardan yaptığımız iletişim ve iletişimin aslında etkinin ne kadar artmış olduğu. Şöyle söyleyebilirim, son 2-2,5 ayda biz burada yaptığımız dijital iletişimlerle yaklaşık 15 bin katılımcılı etkinlikler yaptık. Şimdi bunu bundan önceki dönemde hiç düşünemiyorduk tabii, hep fiziksel ortamlarla sınırlıydık. Yaptığımız bir etkinliğe maksimum kaç kişi katılabiliyordu? Ortamın sınırlarıyla şeydi. Şimdi 15 bin katılımcıyla etkinlikler yapabiliyoruz. Şimdi bu bence inanılmaz bir şey. Bu dönemi de aslında hızlıca atlatmamızı, o birlikte olmamızı, dayanışma duygumuzu daha da güçlendiren bir şey oldu. O anlamda bence önümüzdeki dönemde de daha sık kullanacağımız, daha etkin kullanacağımız bir kanal aslında bulmuş olduk diyebilirim. Yani çok özetle bu süreci bu şekilde geçirdik. Hep kendimize sorduğumuz soru şuydu: Akbanklar bu süreçte ne hissediyor? Müşterilerimiz bu süreçte ne hissediyor? Ve hep bunun cevabını bulmaya çalıştık. Hem kendi aramızda tartıştık, birlikte konuştuk ve bunun cevabı üzerinden gitmeye çalıştık. Sürekli şu an anketler de yapıyoruz. İşte alınan önlemlerle ilgili, planlarla ilgili, ne düşünüyorlar bunlarla ilgili anketler de yapıyoruz. Ve bu anketlerin sonucunda da aslında çalışanlarımızın sürecin yönetiminden genel anlamda memnun olduklarını, o anlamda kendilerini daha güvende hissettiklerini gördük. Ama tabii zorlukları da olan bir süreçti. Yani hepimiz için bunu da kabul etmemiz lazım. Birçok şey de değişti baktığınızda ve çok ani değişimler oldu. Biraz önce de söyledim, bir anda bir kere uzaktan çalışmaya geçtik. Burada tabii iş özel yaşam dengesi birazcık karıştı. Oradaki sınırlar birazcık bulanıklaştı. Ama şunu söyleyebilirim, yani biz bu süreci iyi bir şekilde atlattık. O birliktelik, dayanışma, Akbank kültürüyle bunu iyi bir şekilde atlattık. Müşterilerimize de bu süreçte iyi, kesintisiz ve o insan dokunuşunu da içeren bir hizmet verdiğimize inanıyorum. Peki, şimdi tabii söyledikleriniz önemli. Çünkü özellikle iş özel hayat arasındaki dengeyi kurmak, evet, evden çalışma dönemlerinde bir miktar daha zorlaşıyor. Dolayısıyla sizin bir reklam filminiz vardı. Bence çok da başarılı bir reklam filmiydi. Çalışanların kucaklarında, yani müşteri temsilcilerinizin kucaklarında çocuklarıyla, evlerindeki ortamda çaylarını kahvelerini yudumlarken müşterileriyle görüştüğünü görmek, hakikaten karşımızdakilerin insan olduğunu ve insani teması her ne kadar uzakta da olsa koruyabildiğimizi gösteren önemli unsurlardan bir tanesiydi. Ben şimdi dönüyorum Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin'e. Meltem Hanım, biraz önce Pınar Hanım aktarırken dedi ki kesintisiz hizmet. Sizin işinizin en önemli özelliği kesintisiz hizmet sunabilmek. Zira ne kadar fazla stres testi yaparsanız yapın, ne kadar zorlu koşullar denerseniz deneyin, böyle bir ortamı bulamazdınız büyük ihtimalle. Dolayısıyla siz bu süreci nasıl yönettiniz? Çok yük bindi GSM operatörlerinin üzerine ve teknoloji şirketlerinin üzerine.
Evet, dediğiniz gibi kesinlikle farklı bir dönem oldu Açıl Bey. Biz öncelikle prensiplerimizi belirlemekle başladık. Çalışanlarımızın sağlığı ve güvencesi, müşterilerimize kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmak, ekosistemimizi ve iş ortaklarımızın sürdürülebilirliğine destek olmak diye ana prensiplerimizi belirledik. Bu prensipleri belirledikten sonra da tüm işlerimizi tamamen online ve dijital platform üzerine taşımaya özen gösterdik. Aslına bakarsanız yaklaşık bir yıldır haftada bir gün tüm çalışanlarımız evden çalışabiliyorlardı. Uzaktan diyelim, mekan bağımsız diyelim hatta. Bu bize çok destek oldu. Çünkü çalışanlarımız bu sürece geçtiklerinde teknolojik imkanlar olarak buna muktedirlerdi. Dolayısıyla bu süreçte bize destek oldu. Aynı zamanda operasyonumuzun kesintisiz devam etmesi için tüm saha çalışanlarımız İlk vaka gününden itibaren her gün çalışmalarını sürdürdüler. Bayilerimiz tüm dönem boyunca çalıştılar. Müşterilerimize hizmet vermeye devam ettiler. Dolayısıyla kesintisiz hizmet için elimizden gelen en güçlü şekilde odaklanmaya çalıştık bu konuya. Tabii ki bir konu da burada çağrı merkezleri oldu. Bizim Türkiye genelinde farklı illerde çağrı merkezi operasyonlarımız var. Buradaki illerde de kısa süre içerisinde ilk vaka çıktıktan birkaç hafta içerisinde farklı illerde tüm çağrı merkezi operasyonumuzu evlere geçirdik. Bu süreç mutlaka hepimize çok şey öğretti. Biraz önce Pınar Hanım'ın bahsettiği gibi şeffaflık da bizim çok önemli bir konumuzdu. Açık iletişim dedi. Ben biraz şeffaflık olarak da eklemek isterim. Çünkü hem olan biteni hem de önümüzdeki dönemi birlikte konuştuğumuz online dijital platformdan toplantılar yaptık. Tüm şirket katılımıyla, tüm üst yönetimin yer aldığı, tüm soruları cevapladığı. Hem bu toplantılar hem de her gün çalışanlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz kriz yönetimi toplantıları. Çünkü bakarsanız farklı bir dönemdeyiz. Bilmediğimiz çok şey var. Açıkçası ne bilmediğimizi de bilmiyoruz. Dolayısıyla bu dönemde hem verileri okuyup hem doğru kararlar almak adına ekibimizin içerisinden doğru kişilerle beraber her gün bir kriz yönetimi toplantısı, üst yönetim olarak kriz yönetim toplantısı gerçekleştirdik. Bunların hepsi aslında bize krizi yönetme konusunda çok olumlu destekler verdi. Dijital uygulamalara bak baktığınızda tabii ki şirket olarak sağlayabildiğimiz uygulamaları müşterilerimizle buluşturmaya devam ettik. Bugün bakacak olursanız Vodafone yanımda uygulaması 15 milyonun üzerinde kişiyle buluşuyor. Ya da bakacak olursanız onun içerisinde Tobi diye bir yapay zeka uygulamamız var. O artık Covid ile ilgili de destek verir oldu. Sağlık Bakanlığı'na yönlendirmeye başladı. 14 kuraldan bahsetmeye başladı. Dolayısıyla tüm çalışanlarımızın hijyen kurallarına uyması, kendi sağlıklarını öncelikli olarak korunması ama tabii ki hizmet kesintisini de hiçbir zaman sağlamamaya özen gösterdik. Mobil trafikte yaklaşık %10 sabitte ise %60'a varan trafik artışları gözlemledik. Hakikaten bu tüketiciler evde daha fazla zaman harcadığı için internet yayıncılığı, e-oyun siteleri gibi trafiği olumlu ya da yükselten etkenler olabiliyor. Her alanda da dijital hizmetlerin kullanımı arttı diyebiliriz. Dolayısıyla işlerimizi daha uzaktan yaparak ama aynı zamanda sahada olması gereken tüm operasyonlarımızınsa çalışan güvenliği ve sağlığı önde olmak koşuluyla tüm hijyen önlemlerini alarak sahada olmasını sağladık. Peki ben bu noktada tekrar döneyim Pınar Hanım'a. Bu tür dönemler tabii insanların kendilerinde var olduğunu bilmedikleri gücü açığa çıkardığı dönemler. Yani başınıza gelmeden o kadar direnç ve kas geliştirebildiğinizin farkına varmıyorsunuz. Siz kendi adınıza o kası geliştirip hareket edebildiğinizden bahsettiniz. Lakin müşterileriniz tarafında özellikle KOBİ'ler ve şirketler tarafında iş yapış biçimleri nasıl değişti? Onlardan gelen talepler nasıl farklılaştı bu süreç içerisinde? Aslında bu süreç içerisinde müşterilerimiz de hızla dijitale kaydı diyebiliriz. Yani bizim bu anlamda dijital kanal kullanımlarımız yüksekti ama bu dönemde daha da arttı. Birkaç tane bilgi verebilirim. Yani şöyle baktığınızda daha önce aktif olarak kullanılanlarda işte daha çok görüntüleme gibi fonksiyonlar da kullanılıyordu. Şimdi mobilden finansal işlem yapma oranı %24 oranında arttı. Bu önemli bir rakam. Bizim daha önce ihtiyaç kredisi, kredi kartı gibi satışlarımız yine ağırlıklı dijital kanallardan yapılıyordu. Ama şimdi bunun payı %75-80'lere geldi. Bizim kredi kartlarımızda temassız özelliğimiz çok fazla kullanılıyordu. Yaklaşık %20 idi, kredi kartı ödemelerinin %20'siydi. Bu şimdi %40'lara geldi. Yani bireysel müşteriler
hızlı adapte oldu. Siz tüzeldi dediniz. Aslında tüzel müşterilerimiz de bu anlamda dijitali daha fazla kullanmaya başladılar. Biz uzaktan verdiğimiz hizmetle onların her an yanında olduk ve ihtiyaçlarını da her zaman konuştuk. Şunu da söyleyebilirim, müşterilerimizle de aslında görüntülü görüşmelere başladık. Onların işlemlerini uzaktan yapabilir haldeydik zaten. Bu fonksiyonları çok iyi kullanmaya başladık. Dolayısıyla aslında bizim için bu dönemde müşteri alışkanlıklarını da değişti. Bireysel de olsa, tüzel de olsa müşteri alışkanlıklarını da değişti ve daha fazla dijitale kaydığımız bir dönem oldu. Peki şimdi aynı soruyu döneyim Meltem Hanım, size de sorayım. Çünkü müşteriler açısından gelen talepler ve bunların şekillenmesi çok önemli. Çünkü aslında temelde sorduğumuz soru şu olacak. Döndüğümüzde müşterimiz yerinde duruyor mu? Hala aynı hizmetleri mi talep ediyor? Hala aynı yaklaşım içerisinde mi talep ediyor? Evet, kesinlikle. Bu dönemde de şirketler aslında iş yapış şekillerini dönüştürmek için iyi bir fırsat olarak kullanıyorlar diye gözlemliyoruz. Şirketlerin bugünkü ihtiyaçlarına baktığımız zaman, biraz önce Vodafone'dan örnek verdim, çağrı merkezi operasyonu taşımasını, benzer talepte bize gelen çok şirket oldu. Burada bulut santral çözümleri tüm operasyonlarını uzaktan yönetime geçirmek istediler. Tabii ki bunun yanı sıra bulut çözümleri bu dönem çok önem kazanıyor. Yani uzaktan bir veriye erişmek ve en iyi şekilde iş verimliliğinizi takip etmek için bulut çözümleri bu dönem çok çok kritik bir önem taşıyor. Önümüzdeki süreci yönetmek adına çok fazla sosyal mesafe takibi konusu gündemde, Açıl Bey, biliyorsunuz. Bu konuda sosyal mesafe takibi olabilen nesnelerin interneti ürünleri de portföyümüze eklemiş olduk. Daha doğrusu eskiden sadece verimliliği takip ettiğimiz ürünlere bu özelliği de ekledik. Şimdi artık üretim tesislerinde ve veya ofislerde rahatlıkla sosyal mesafesini çalışanların takip edebileceğiniz ürünler de söz konusu. Portföyün içerisinde nesnelerin interneti platformuyla. Bugün baktığınızda uzaktan bağlantı, mekan bağımsız çalışmanın bahsettiğiniz gibi önümüzdeki dönem şekil alacağını gözlemleyebiliyoruz. Müşteriler yerinde duruyor mu veya ben işimi nasıl şekillendirebilirim diye baktığınızda, şirketlere sunduğumuz hem dijital pazar hem de Facebook, Instagram'la birlikte yaptığımız işbirliğiyle KOBİ'lere yeni müşteri bulma servislerimiz bu dönemin yeni çok ilgi çekenlerinden oldu. Yani kendilerine yeni müşteri bulma araçları yaratmaya başladılar. Pınar Hanım biraz önce bahsetti, tüm görüşmeleri dijitale taşımaktan biz de benzer bir süreçten geçtik. Böylece telekonferans ve benzeri şeylerle hem KOBİ'lerimizi buluşturmuş olduk, hem de kendi çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığı ve güvenliğini herhangi bir riske atmadık. Tüm bu sürece baktığınızda bir konuda tabii ki tarım konusu. Tarım konusunda da çok ciddi talepler ve gözlemlerde bulunuyoruz. Tarım konusunda da müşterilerde çok önemli bir konu, ben orada olmasam da ne olup bittiğini tarlama bilmek istiyorum konusu. Doğru zamanda sulamayı yapmak istiyorum konusu oldu. Bu konuda da müşterilerimizin yanında olarak dijital tarım istasyonuyla, nesnelerin interneti platformuyla tarlalarında olmasa bile tarlalarındaymış gibi olabilmelerini sağladık. İşin en kritik boyutlarından birini soracağım şimdi. Pınar Hanım, önce sizinle başlayalım. İşe dönüş korkusu. Şimdi tabii insanların çoğu 2,5 aydır evde, sadece bizde değil dünyanın her yerinde aynı korku var ve bu psikolojiyle, bu korkuyla başa çıkmak çok kolay değil. Dolayısıyla hem kendi çalışanlarınızı hem müşterilerinizle ilişkilerinizi düzenleyebilmek adına burada kendinizi nasıl hazırlıyorsunuz? Bu korkuyu yönetmek kolay bir şey değil. 2,5 ay evde kalıp sadece korku fazını yaşamış olanlar, yani yakın çevresinde virüse yakalanmış ya da o süreci atlatabilmiş birilerini görüyorsa insan biraz daha kendini alıştırabiliyor. Ama çok rafine kaldıysa ve bu süreçten çok korunaklı çıkıyorsa kendini dışarıya çıkartma, dışarıya çıktığı andaki davranışlarını şekillendirme, kendini işe adapte edip motivasyonunu sağlayabilme konusunda çok problem oluşabiliyor. Ne dersiniz, nasıl yöneteceksiniz o korkuyu? Çok haklısınız Açıl Bey. Aslında bu yavaş yavaş da dönüşü konuştuğumuz, normalleşmeyi konuştuğumuz bir dönemdeyiz. Biz şimdi bu planlamaları yaparken ve bunları konuşurken kendimize bazı sorular sorduk. Ne zaman dönebiliriz? Kim dönecek? Nerede çalışacağız? Nasıl döneceğiz? Ve aslında pandemi sonrası süreçte ortam neye benzeyecek? Hem çalışma ortamı, işte çalışanlarımız, müşterilerimiz. Biz bu soruların cevabını aradık. Bu süreçte danışmanlarla konuştuk. Bu işin uzmanlarıyla konuştuk, doktorlar, iş güvenliği uzmanları ve aslında o birinci önceliğe koyduğumuz sağlık konusuna uyum sağlayacak şekilde
çok kapsamlı bir plan yaptık. Şimdi ne zaman sorusunu cevaplarken aslında tabii şeye baktık. İşte Sağlık Bakanlığı'nın, Cumhurbaşkanlığımızın bu anlamdaki planlarına baktık. Buradan yola çıkarak kendimize bir planlama yaptık ve dönüş planlamasını da fazlara ayırdık. Kim sorusunun cevabında aslında şunu aradık. Döneceğiz, ofislerde çalışacağız. Ama bu verimliliğimizi arttıracak mı? Bir artı katma değer sağlayacak mı? Buna baktık. Nerelerde çalışmalıyız dediğimizde tabii ki ofislerimizi bir tekrar gözden geçirdik. Yani eski düzende çalışmamız mümkün değil. Hayatımızda sosyal mesafe diye bir kavram var. Buna göre bizim ofislerimizi tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Ve nasıl dedik? Bütün bunların cevabını aradık. Bu arada tabii bizim şubelerimiz bu süreçte hep çalıştılar. O anlamda şubelerimizde zaten özellikle ofislerin dönüşümü, sosyal mesafenin, hijyen koşullarının sağlanması için bu süreçte sürekli tedbirlerimizi aldık. Hem müşterilerimizin, şubeye gelen müşterilerimizin, hem çalışanlarımızın sağlığı için aslında sosyal mesafe kavramını orada hayata geçirdik. Oradaki tedbirlerimizi de arttırarak devam ediyoruz. Genel müdürlük tarafında ise biraz daha %90 oranında çalıştığı için uzaktan, onların dönüş planlaması biraz daha farklıydı. Şimdi bu sorulara cevap verirken aslında işte kim dönerse, kim dönmeli, kim dönerse verimlilik artar, kimin dönmesi daha anlamlı olur sorusuna cevap vermek için tüm ekiplerimizle tek tek konuştuk. Bu süreçte aslında dediğiniz gibi sürecin başından beri evden daha izole olarak çalışan arkadaşlarımız da o korku ve endişe aslında biraz daha fazla. Onlarla da sürekli konuşarak bunu aşmaya çalışıyoruz. Yaptığımız şu an kademeli bir dönüş planı yaptık. Şubelerimizde %50 dönüşümle çalışıyoruz demiştim. Orada o şekilde devam edeceğiz bir süre daha. Genel müdürlük ofislerimizde ise %15 oranında aslında dönüş planlaması yaptık ilk etap için. Burada da arkadaşlarımız işte 2 gün ofisten 3 gün uzaktan çalışacaklar. Yani tam bir dönüş planlaması yaptığımızı söyleyemem. Çok ihtiyatlı bir şekilde ilerliyoruz ve gelişmeleri de gözlemlemek istiyoruz. Bunu tüm arkadaşlarımızla böyle geniş katılımlı toplantılar, etkinlikler yaparak paylaştık. Burada tabii şu anda bir yandan da ofislerimizde hummalı bir çalışma devam ediyor. Ben şu an Sabancı Center'dayım. İşte her yere sosyal mesafeyi gösteren şeritler, uyarılar, maske takılması ile ilgili hatırlatmalar, inanılmaz bir çalışmalar var burada. Çünkü buradaki amacımız aslında döndüğümüzde de o güvenli alanı koruyabilmek. Bütün masaların üzerine işte sosyal mesafeye uygun olarak yeniden düzenlendi ve bunların üzerine belli şeyler yapıştırılıyor. Dolayısıyla çok ciddi tedbirler aldık. Yani döndüğümüzde de çok farklı bir ortam aslında burada olacak. Ve bunların hepsini anlattık. Bir yandan da sürekli geri bildirim alıyoruz. Bunları anlatıyoruz ve geri bildirim alıyoruz. Başka neler yapabiliriz? Neden döneceksek neden dönmemiz gerekiyor? Nasıl döneceğiz? Bunların hepsini detay detay sürekli olarak konuşuyoruz. Bir yandan da destek programlarımız var. Tabii zorlu bir süreç. Gerçekten endişe, belirsizlik, sağlık da söz konusu olunca orada zorlu bir süreç yaşıyoruz. Burada uzmanlardan da çok destek alıyoruz. Belirsizlikle başa çıkma, kaygı, işte bir yandan aile düzenimizin oturtulması gibi birçok konuda da aslında destek programları hayata geçirdik bu dönemde. Bizim bu yılın başında geçirdiğimiz aslında bu iyi olma halini içeren bir yeni bir programımız vardı. İyi bir sen programı. Burada bizlerin, çalışanlarımızın fiziksel, duygusal, sosyal alanda desteklenmesini hedefleyen bir programdı. Tam aslında dönemin ruhuna da uygun olmuş oldu. İyi Bir Sen programımız kapsamında birçok bu anlamda desteği hayata geçirmiş olduk. Endişe var mı hala? Evet var ama aldığımız önlemlerle bunu büyük oranda azaltmaya çalışıyoruz ve bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Tabii süreci sürekli gözlemleyeceğiz. Yani bu kesinlikle bir karar alınıp o kararın üzerinde gidildiği bir süreç değil. Yani sürekli yeniden değerlendirme ve daha hızlı olarak alternatifleri görme bir süreci. Dolayısıyla biz bunları sürekli baştan değerlendireceğiz. İnşallah her şey iyiye giderse, vaka sayılarında da daha da azalma olursa o zaman belki biraz daha kapsamı genişleterek ofise dönüş planlarımızı hayata geçiriyor olacağız. Meltem Hanım, bir Meltem Hanım'a döneyim, ondan sonra tekrar tabii, soracağım size. Tabii. Meltem Hanım, özellikle tabii bu dönem işte hem ofise dönüş açısından hem de işin geleceğini planlamak açısından zor. Çünkü bu sadece bir
plan değil işe dönüş. Aynı zamanda kendinize yeni bir ortam, yeni bir iş yapış biçimi belirlemek için de fırsat. Yani belki hani yaratıcı yıkım dediğimiz şey gerçekleşiyorsa bu bizim isteğimizle olmadı belki. Ama kapitalizmi kendi kendini tamir etme mekanizması içerisinde herkesin önüne yeni bir fırsat sundu. Ne değişecek? Daha önce yapamadığımızı ya da çok ileride yapabileceğimizi düşüneceğimiz hangi unsurlar, hangi uygulamalar, hangi teknolojik unsurlar şirketlerin, KOBİ'lerin, sizin kendi alanınızdaki yapıların karşısına çıkacak fırsat olarak? Evet, şimdi dijitalleşmeyi uzun süredir konuşuyorduk Açıl Bey. Rekabetten öne çıkmak, Türkiye'de fark yaratmak, Türkiye'nin kalkınması için dijitalleşme şart diye. Bugün dijitalleşmenin gerekliliği COVID kapsamında bulunduğumuz olağanüstü durum sebebiyle net olarak ortada. Dolayısıyla artık firmaların ben dijitalleşmeli miyim sorusuna bir yatırım nasıl geri dönecek cevabı araması son bulacak. Yani şirketler bugün dijitalleşmeleri gerektiğini, iş süreçlerini dönüştürmeleri, iş yapış şekillerini dönüştürmeleri ve hatta yeni iş alanlarına dijitalle birlikte girmeleri gerektiğini net olarak biliyorlar. Bu tabii ki birçok inovasyonu, birçok deneme yanılmayı, birçok yeniden öğrenme sürecini de doğuracak. Yani yeniden şirketler kendi işlerini tanımlayacaklar, sektörlerini yeniden tanımlamaya geçecekler, işbirliği yaptığı ekosistemi yeniden tanımlamaya geçecekler. Rekabetçi olan ama beraber çalışması gereken, yani rekaber şirketler daha fazla ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Çalışan boyutuna baktığımızda ise daha çok hibrit bir çalışma modeli bizi bekleyecek diye inanıyorum. Dolayısıyla sahada olması gereken çalışanlar sahada, merkez ofiste olması gereken çalışanlar merkez ofiste veya üretimde diyelim, mekan bağımsız çalışabilen kişilerse mekan bağımsız çalışmaya devam edecek. Tabii ki teknoloji burada çok önemli bir rol oynayacak. Çünkü bu çalışanların aynı amaca, aynı hedefe ve aynı şekilde bilgilendirmeyle koşmaları için teknoloji önemli bir platform olarak hayatlarında olacak. Bunlara baktığımızda bunların tümünde şirketlerin çok net olarak iş yapış şekillerini dönüştürme ve değiştirme ve bu zamanı iyi bir planlamadan çok sizin de dediğiniz gibi yeni şeyleri hayata geçirme zamanı olarak değerlendirmesi gerektiğini gözlemliyoruz. Biz Vodafone'a yakın bir zaman önce bir çevik, Agile diye geçen çevik uygulamaya geçmiştik. Bu uygulamanın bu dönem çok net sonuçlarını da gördük. Çünkü orada belirli konular, alanlar belirliyorsunuz. Orada hedeflerinizi ortaya koyuyorsunuz ve onun sonuçlarını alıyorsunuz. Bu gibi çalışma modelleri de daha fazla hayatımıza girecek diye düşünüyoruz. Teknoloji boyutundan nesnelerin interneti platformunun önümüzdeki dönem çok büyük önem kazanarak büyüyeceği, çünkü verinin takibinin çok kritik olduğu, şirketlerin kendi CRM sistemleriyle müşteri, çalışan ve nesnelerden aldığı verileri entegre ederek çok daha fazla veri alanında analizler yaparak ilerleyeceği ve bugüne kadar denemedikleri alanlara girerek işlerini büyütme konusunda ayakta kalma ve önümüzdeki döneme hazırlanma konusunda çok daha cesaretli olacağını gözlemliyoruz diyebilirim. Bulut teknolojiler tarafında ise en temel konu bu işi daha çok Türkiye'deki işletmeler kendileri yapma taraftarlarıydı. Yani benim kendi verim kendimde dursun, ihtiyacım olmayabilir bunların bulutta durmasına diye. Ama Türkiye'deki veri merkezlerimizde çok daha rahat bu verilerin sağlanması ve 7/24 gözlemle herhangi bir kriz durumunda müdahale edilmesi bugün farklı bir boyuta taşıdığı işi diye düşünüyorum. Hem nesnelerin interneti platformu, hem bulut tabanlı hizmetler, hem de hibrit çalışma düzeni, veri odaklı çalışma düzeniyle beraber hayatımızdaki değişikliklerin dörtlüsü olacak diye özetleyebilirim görüşümü. Peki, Pınar Hanım'a dönüyorum tekrar. Sizin için de benzer bir unsur söz konusu. Zira aslında sizler bankacılar olarak Türkiye'de hem bankacılar insan kalitesi kalibresi hem teknolojiye yatırım açısından bakıldığında dünyanın en iyileri diyebiliriz. Yani en ilerilerinden bir tanesine sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Bunu da laf olsun diye söylemiyorum. Amerikan ve Avrupa bankacılık sistemlerini incelediğimizde teknik altyapı olarak Türkiye'de sunulan hizmetlerin birçoğunun sunulamadığını, hatta Türkiye'de banka satın alan işletmelerin, uluslararası bankaların çoğu uygulamayı Türk bankalarından kendi sistemlerine devşirmeye çalıştıklarını anlıyoruz, görüyoruz. Bu yıllar içerisinde böyle oldu. Fakat siz ne kadar teknolojik olarak ileri giderseniz gidin, oradaki yapı ister istemez kendi insanınızın, tüketicinizin ve kullanıcınızın teknolojik okur yazarlığı kadar. Dolayısıyla bu yaşanan süreç
o teknolojik okuryazarlığın artışına katkı sağladı mı? Ne kadar ileriye taşıyabildik bu anlamda teknoloji kullanımını? Çok teşekkür ederim Açıl Bey. Bence çok önemli bir konu. Meltem Hanım da söyledi. Aslında bu dönemde tüm şirketler dijital dönüşümün önemini anladı. Bunun ne demek olduğunu anladı. Ama bence bu dönemin kazanımlarından bir tanesi de dijital dönüşümün sadece teknoloji ekseninde konuşulmasının yeterli olmadığını da birazcık gördük. Aslında bugüne kadar tartışmaları biraz da buradan yapmıştık. Ama biz aslında teknoloji, insan ve kurumların kültürünün bir arada ve uyumlu olduğu bir ortamda aslında başarının çok daha hızlı geleceğini düşünüyoruz. Teknolojileri üreten, geliştiren ve kullanan insanlar, buna imkan veren bir kurumsal kültürde başarının anahtarı. Dediğiniz gibi Türk bankacılık sektörü hem teknoloji anlamında hem insan kalitesi anlamında bence de birçok ülkeden, birçok sektörden oldukça önde. Burada aslında farkı yaratan insanlar, yani insanların kendilerini geleceğe hazırlaması, kendilerini sürekli olarak geliştirmesi ve bunu da yaşam boyu yapması diye düşünüyorum ben. Bu dönemde, bu dönemin kazanımları ve gelecekte olacaklara şöyle baktığımızda aslında uzun süredir konuştuğumuz bir şey bu, geleceğe hazırlanmak. Hem iş yapış şekillerimiz, servis modellerimiz, teknolojimiz hem de çalışma ortamlarımız ve çalışanlarımız açısından. Bankalar buna da uzun dönemdir yatırım yapıyorlar. Çalışanlarını geleceğe hazırlamak için aynen bizim gibi. Burada yine Meltem Hanım da söyledi, aslında farklı çalışma modellerine daha çevik baktığınızda adaptasyon üstelik daha esnek, ortam çalışanlar için buna da önemli yatırımlar yapıyorlar. Bankacıların aynı zamanda müşterilerimizin dijital okuryazarlığı arttı mı? Kesinlikle. Daha da artacak mı? Evet, kesinlikle. Ama bence adaptasyonu da çok hızlı bir şekilde arttı. Özellikle müşterilerimiz tarafında da bunu söyleyebilirim. Gerçekten o kullanım, o kanal, o temas noktalarına kanalize olma kısmı çok çok hızlı arttı. Önümüzdeki dönemde bence biz bunların kazanımlarını yaşayacağız. Ve teknolojisiyle, insanıyla, kültürüyle öne çıkan kurumlar bence fark yaratacaklar. Önümüzdeki dönem için bunu söyleyebilirim. Yine aynı temayı, aynı çerçeveyi konuşmaya devam edelim. Meltem Hanım, özellikle önümüzdeki sürece baktığımızda insanların teknolojiye uyumu ve kendi işlerini daha verimli hale getirebilmek için teknoloji kullanımı anlamında ne gibi değişimler beklenebilir? Bunu biraz önce bir parça bulut bilişim teknolojileri üzerinden bahsettiniz, konuştunuz. Orada eskiden veri bende kalsın denirken şimdi biraz daha hibrit teknolojilere, hibrit bulut yapısına geçişe sıcak bakılıyor gibi görünüyor. Önümüzdeki dönemde Türk işletmelerinin, çünkü oraya geçmek maliyetleri çok ciddi şekilde aşağıda çekebiliyor, İş verimliliği adına ne sağlayabilir? Aynı zamanda bireysel performans ve bireysel kapasite artışı anlamında ne getirebilir teknolojik değişim bu süreçte yaşanan? Evet, Pınar Hanım çok güzel söyledi. Teknolojiyi, biz dijitalleşmeyi sadece teknoloji perspektifinden görüyorduk diye. İşletmeler bugün tam olarak da bunun farkında. İşlerinin içerisine dijitalleşmeyi nasıl sokabilirler diye Açıl Bey. Dolayısıyla işletmelerin bugün tamamen iş yapış şekillerinin, nesnelerin interneti platformu ile veri tabanlı, üretimi nasıl takip edebilirim, enerji verimliliğini nasıl yaratabilirim, sahadaki ekibimle nasıl daha hızlı etkileşim kurabilirim ve onların verimliliğine nasıl destek olabilirim gibi süreçlerle ve veya kendi sistemlerimde önleyici bakımları ne zaman hayata geçirebilirim ki üretimimde herhangi bir sekteye olmasın gibi çok önemli kazanımlar olacağına inanıyorum. Bunun yanı sıra çok temel bir konuya bakacak olursanız, işletmelerin önümüzdeki dönem yeni şekillenecek işler konusundaki girişimleri olacaktır. Çünkü bugün gösterdi ki bizim yeni iş alanlarına da daha fazla ihtiyacımız var. Bugün e-ticaret alanına henüz girmemiş işletmeler çok net olarak bu alana atılım yapmayı düşünüyorlar. E-ticaret alanına atılım yaparken aynı zamanda kendi güvenlik sistemleri, işletmeleri ne kadar güvende, hem dijital hem fiziksel olarak bunu çok önemsiyorlar ve bakıyorlar. Bunun durumuna bakıyorlar. Ve rekabet konusunda da sadece rekabet ettikleri işletme yanlarındaki işletme değil, aslında bulundukları coğrafyadaki işletme oldu. Yani Türkiye içerisindeki işletmelerle rekabet edebilmek için de dijital platformları daha fazla kullanmaya hem de bunun verimliliğinden yararlanmaya ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü baktığınızda bu gibi çözümler net olarak işletmelerin karlılığını etkiliyor.
bununla ilgili yapılmış birçok araştırmanın yanı sıra bizim müşterilerimizle ilgili yaşadığımız deneyimlerde de bu çok net olarak ortada. Dolayısıyla artık sadece vizyoner şirketlerin bu konuya bakış açılarının değil, bunun tamamen genele yayılmış bir iş yapış şekli dönüşümü olacağı. Meltem Hanım'la bağlantımızda, Meltem Hanım bağlantımızda bir sorun oldu. Son 10 saniyenizi alamadık. O kısmını tekrar alabilirsek, tam dönüşümden bahsederken kesildi. O kısmını tekrar alırsak iyi olur. Tabii, teşekkür ederim. Tüm bu işletmelerin dijitalle ilgili dönüşümleri toplum olarak bizim aslında daha fazla dijital okur yazarlığımızı arttırmak ve bu konuyla ilgili daha fazla inovasyon yapıp girişimlerde bulunmamıza da destek olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bugüne kadar tanımlamadığımız problemler tanımlıyoruz. Bu problemlerle ilgili yeni yeni desteklere ihtiyaç duyuyoruz. Dolayısıyla yeni şirketler, ekosistemimizin daha fazla gelişmesi de bunların sonucu olacaktır diye inanıyorum Açıl Bey. Meltem Hanım, Pınar Hanım, çok çok teşekkür ediyoruz sizlere bu keyifli sohbet için. Ümit ediyoruz ki izleyenler, takip edenler açısından da son derece ufuk açıcı unsurlar olmuştur üzerinde konuştuğumuz. Çünkü sadece bugün yaşadıklarımız değil, bundan sonra işe dönüş aşamasını da, aynı zamanda bundan sonra işin nasıl şekil değiştireceğini, şirketlerin kendilerini bu yeni döneme nasıl adapte edebileceklerini, aynı zamanda bireysel performanslarında bu süreç içerisinde nasıl artırılabileceğini değerlendirip konuşmuş olduk. Her ikinize de çok teşekkür ediyoruz. Böylelikle webinarımızın bugünkü bu bölümünün oturumunun sonuna gelmiş oluyoruz.